sistemler üretmiş. Biraz sonra size bu faylarda olan büyük depremlerden bahsedeceğim. Niye deprem açısından riskliyizi daha net anlayabiliriz. Bakın yakın tarihli depremlere baktığımızda çok değil 1900'lü yıllara gidiyoruz, savaş dönemine. 1912 yılında Şarköy Mürekte'de deprem olmuş. Belki hepimiz o dönemki yaşlılarımızdan bunları duymuş olabiliriz. Savaş dönemi 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor ki 6 büyüklüğün üstündeki depremler her zaman yıkıcıdır ve afetlere neden olabilirler. Bakın yaklaşık 2000-3000 civarında kişi hayatını kaybetmiş. Tabii ki nüfus çok fazla yok, evler bu kadar betonarme değil. Çanakkale ve Gelibolu'da yaşayan insanların bir kısmı hayatlarını kaybetmişler, evlerini kaybedenler de var. Yaklaşık 7000 civarında kişi yaralanıyor, 25000 yapı hasara uğruyor. Bu depremde biz 2012 tarihinde bu depremin 100. yıl dönümüydü. Bir sempozyum düzenlendi. Tarihçiler de geldiler bu sempozyuma. Şöyle bir şey dediler. Hem savaş dönemi biliyorsunuz yokluk. İşte insanlar sobalarla ısınmaya çalışıyorlar, gaz lambalarıyla aydınlanmaya çalışıyorlar. Hem depremden zarar görmüşler hem de depremden sonra çok büyük yangınlar çıkmış. İnsanların bir kısmı evet depremden sağ kurtulmuşlar ama yaşadıkları çadırlarda yangınlardan dolayı hayatlarını kaybetmişler. Çünkü bu tür büyük depremlerden sonra artçı şoklar meydana gelir. Ve 7 büyüklüğündeki bir depremden sonra 6 büyüklüğüne kadar artçı şoklar devam edebilir. Van depremini hatırlayın. Van'da büyük bir deprem oldu. Sonra birkaç gün sonra ne oldu? Artçı şokuyla beraber bayram oteli yıkıldı. Değil mi? Sağlam olan bir bina yıkıldı. Geçelim. Yine 1953 İnce Gönen depremine bakıyoruz. Yine 7'nin üstünde bir deprem üretmiş. Yine ölen kişiler var, hasarlı binalar var. Ve maalesef yine bu dönemde de Yenice civarında, mesela dün akşam gittiğimiz köyde oldukça Delence köyüydü, Çan'ın bilirsiniz belki. Orada işte o dönemde 1953 yılında çocuk olanlar anlatıyorlar, işte bizim evimiz yıkılmıştı, işte yangınlar çıkmış, bizim şu yakınımız ölmüştü diye anlatanlar var. Allah korusun böyle şeyleri yaşamak istemiyoruz ama maalesef bu istatistikler ve olan depremler buraların aktif fay hatları olduğunu gösteriyor. Şimdi size bir tane küçük bir video göstereceğim. Bu ağır bir video. 17 Ağustos depreminden sonra çekilmiş. Can Dündar diye bir gazeteci var biliyorsunuzdur. Onun çektiği, belki izlemişsinizdir. Küçük bir kısmını göstereceğim. Hepsini göstermeyeceğim. Belki çok ağır gelebilir. Sadece başlangıç kısmını izleyelim. Sonrasında sunumumuza devam edelim. Başlatalım. Depremden hemen önceki zamanlar. Henüz deprem olmadı. Önce köpekler uyandı. Panik içinde haykırarak duyurdular yerkürenin dibinden gelen esrarengiz umurtuyu. Derken uğultu yükseldi, yükseldi ve toprak derin bir uykudan aniden uyandırılmış gibi öfkeli ışıklar saçarak sarsıldı gürültüyle. Yeryüzü çatladı. Ağustos 1999 Salı gününün ilk saatlerinde 4 Hiroşima şiddetinde bir depremle 45 saniye sallandı Türkiye. 45 saat kadar uzundu süre. Birkaç saniye içinde on binlerce can kör bir karanlığın içinde ve dev kolonların altında sıkışıp kaldı çaresiz. Doğdukları şehir, yaşadıkları ev betondan bir organ gibi üzerlerindeydi şimdi. Ezilmiş oyuncakların sesi yankılanıyordu gecede. Dışarıda ne yaşandığını bilmeden seslerini duyurmaya çalıştılar. Kah yorgun bir inilti, kah umutsuz taş darbeleri, kah canhıraş bir çığlıkla. Yer altından gelen bu ses 14 yaşındaki Bahar Gürbüz'ün çığlığıydı. Depremden tam 15 dakika sonra facianın boyutlarını görebilmek için amatör kamerasının ışığını kullanan bir adam enkaz altından Bahar'ın sesini duydu.
kamerasını yere koydu ve yer altına doğru bağırdı. İşaret. Bir dakika, kırıyorum. Dur. Yardımsever görücü uzun bir tahta parçasıyla enkazı delmeye başladı. Işığından yararlanmak için kurduğu kamera bu insanüstü çabayı belgelerken o kurtarmaya çalıştığı kızla birlikte acıya boğuldu. Şimdi hem ağlıyor hem kırıyor. Bahar 4 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte uyuduğu odada yakalanmıştı depreme. Yaşadıkları ev 6 kişilik ailelerinin üzerine çökmüştü. Anne ve babası yandaki odada yatıyorlardı. Bir başka odadaysa 21 yaşındaki abisi ve 11 aylık erkek kardeşi vardı. Annesinin ve erkek kardeşinin sesini duyamıyordu. Sadece babasının "Yavrularım neredesiniz?" diyen iniltisi çalınıyordu kulağına. Kapkara bir kapının pençesinde lambayı yak diye yalvaran küçücük bir kız çocuğuyla baş başaydı şimdi. Ve tek umut dışarıdaki kurtarıcının sesiydi. Sen gelebilir misin buradan? Kardeşim ver o zaman bana. Çırpınıyordu adeta. Hiç tanımadığı bir ailenin hayatı onun ellerindeydi şimdi. Yok, her taraf berbat kızım. Yıkıldı her taraf. Kimse kimseye bakacak hali yok. Gerçekten de sadece Gölcük değil, bütün Marmara bölgesi yerle bir olmuştu. Bahar'ın 11 aylık kardeşiyle 21 yaşındaki abisi elleri çöktüğü anda can vermişlerdi. Kalan 4 kişinin yaşaması ise bir mucizeye bağlıydı. Az sonra küçük bir kız çocuğunun başı göründü karanlık tünelin ucunda. Hemen arkasından da ablası çıktı ağlayarak. Çekebilir misin dersen? Şimdi bundan sonraki görüntüler de böyle ve çok acıklı görüntüler var. Amacım böyle sizi etkilemek değil, sadece ilk 72 saatin önemini anlatmak istiyorum. Bakın orada da gördük, canlı görüntülerde. Afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi kendisiyle baş başa oluyor. Bazen bizler afetse de oluyoruz. Başkaları bize yardım etmek durumunda kalıyor. Bazen de biz bilinçli olup fark etmeden ailemizin dışında birisine yardım etmek durumunda kalabiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde afet olduğu ilk anda profesyonel ekipler afet olduğu gibi yardımcı olarak olay yerine ulaşamıyorlar. Çünkü neden? Yollar zarar görmüş olabiliyor, altyapı sistemleri çökmüş olabiliyor, teknolojik olarak ona uygun olmayabiliyor, afetin geçmesini beklemek zorunda kalabiliyoruz. O yüzden afet bilinci eğitimini alıp çevrenizdekilere, mesela enkazdan bu kişileri, o kişinin çıkarması belki de kayıpların daha fazla olmasını engelledi. Çünkü ne olabilirdi? Artı şokta bina tamamen çökebilirdi, zaten çökmüş. Canlı olan o iki kişi de hayatını kaybedebilirdi. O yüzden yardım edebilmek çok çok önemli. Bu yüzden ilk 72 saatin önemi çok çok önemli. Bunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bölgeniz ve ilinizde afete dönüşebilecek bir takım tehlikelerimiz var mı? Deprem tehlikesi yaşayabilir miyiz? Evet. Sel tehlikesi yaşayabilir miyiz? Evet. Geçen sene de çok büyük seller meydana geldi. Heyelan olabilir. Çığ doğu bölgelerimizde meydana gelebiliyor. Yangınlar yaşayabiliyoruz. Herhangi bir teknolojik afette yaşamamız mümkün. Geçelim. Şimdi birazcık size ben binalarımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi binalarımızda depreme karşı bizi etkileyecek olan yapı elemanları nelerdir? Şimdi binalarda biz genelde yapısal elemanlar ve yapısal olmayan elemanlar diye ikiye ayırıyoruz eğitimlerimizde. Yapısal elemanlar dediğimiz binamızın kolonları, kirişleri, yeni yapılan binalarda perde duvarlar, işte temel gibi bunlar binamızın yapısal elemanlarıdır. Binamızın yapısal elemanlarına müdahale etmemiz gerekiyor. Var olan kolonları ya da kirişleri alan açmak için kesmememiz gerekiyor. Bu Türkiye'de maalesef yapılmış fotoğrafları da var. Ve daha neler yapabiliriz? Eğer bir bina satın alıyorsak, bir ev satın alıyorsak, bir iş yeri satın alıyorsak, bulunduğumuz bu binanın, aldığımız bu binanın bir mühendislik hizmeti görmüş olması çok önemli. Yani bir mimari projesinin, bir statik projesinin olması, denetimlerden geçmesi,
belli kanun ve